Büyüklerden biri şöyle der. Dünya bir leştir. Ondan pay almak isteyen köpeklerle birlikte yaşamaya kendini hazırlasın. Şair bu konuda şöyle der. Ey kendisine eş olarak dünyaya talip olan kişi. Onu istemekten vazgeç ki düzeltesin bütün işi. Eş olarak seçmek istediğin çok gaddar biridir. Düğün merasimiyle matemi birbirine girmiş gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh der ki, dünyanın Allah Celle Celaluhu katında ne kadar değersiz olduğunu şuradan anlayın. Allahu Teala'ya ancak dünyada isyan edilebilir. Allah katındaki yüksek derecelere ancak dünyadan vazgeçilerek erişmek mümkün olabilir. Şair bu konuda şöyle der. Dünyaya basiret gözüyle bakan hemen anlar, karşısına dost postuna bürünmüş bir düşman çıkar. Diğer bir şair de şöyle der. Ey gecenin başında sürur ile uykuya dalan kişi, hadiseler hep seherde kapıyı çalar. Refahla geçen nice asırları sona erdirir. Günler ve geceler bazen ikballe gelir, bazen sırt döner. Zamanın akışı nice mülkü sona erdirdi. Halbuki o mülk uzun bir süre fayda ve zarar vermişti. Ey dünya ile boyun boyuna sarılmış kişi, o baki değil. Sabah akşam ona pek çok misafir gelir geçer, bir sen değil. Ne dersin? Dünya ile sarmaş dolaş olmaktan vazgeçer misin? Firdevs cennetindeki bakirelerle sarmaş dolaş olmak için. Ebedi cennetlere konmak istiyorsan eğer, kendini ateşten kurtulmuş biri görmemen gerekir.